Merhabalar. Arzu Cengiz Yaşam Renkleri hoş geldiniz. Güzel bir akşam diliyorum. Sevgi dolu, huzurlu. Her cuma olduğu gibi gönül dostum İsmail Dinçer hocam bizimle birlikte 19. bölümdeyiz. Yusuf Suresi 19. bölüm. Diğer bölümlerimiz Arzu Cengiz YouTube kanalında kayıtlı. Tekrarlarını izleyebilirsiniz. Herkese şimdiden hoş geldiniz diyorum ve huzurlu, sevgi dolu, güzel bir akşam diliyorum. Sevgiyi paylaşıyoruz, birlikteliği, mutluluğu paylaşıyoruz. Evet, gönül dostum İsmail hocam gördüm. Merhaba Perihan Hanım, hoş geldiniz, merhabalar. Herkesi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Birlikte olunca her şey çok güzel. O yüzden bizimle birlikte olan tüm dostlarıma şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizler de cansınız, hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Arzu. Nasılsın? İyi İyiyim misin? çok şükür. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz işte. Biraz yorgunuz. Evet. Ama bu aşkın yorgunluğu, yani tevhidin yorgunluğu, Evet. arayışın yorgunluğu. Boş durmuyoruz. Gündüzleri de dostlar geliyor, sohbetler oluyor, arayanlar oluyor. Hı. Herkese elimizden geldiğince hakikatleri hissetmelerini, kendileriyle tanış olmalarıyla ilgili bilgiler alıyoruz, veriyoruz. Evet hocam. Çok şükür ki Bu hafta varsınız. Teşekkür ediyoruz varlığınızda hocam. Sayenizde öğreniyoruz. hep birlikte sorular kapılar açıyor, yorumlar yeni kapılar açıyor, araştırmalar yeni kapılar açıyor. Bizler araştırdığımızda, baktığımızda, okuduğumuzda gerçekten çok çok farklı hislerin içerisine giriyoruz, duyguların içerisine giriyoruz. Evet hocam. Bunlar ayrı bir güzellik. İşte Yusuf'umuzu inceliyoruz. Evet. Yusuf'u kendimizde bulmaya çalışıyoruz. Her hafta herhalde 19. mu oldu, 19. kaçıncı oldu? 19. bölümdeyiz. 19 haftadır birlikteyiz hocam. Arada soru cevaplar da yapmıştık. Uzun zamandır birlikte çalışmaları devam ediyoruz. Evet, 25. ayete gelmiştik. Hı. 25. ayette incelemeye başlayalım. Evet, Zahit'in hanımı Yusuf'tan yararlanmak istemiş, onu bir odaya kilitlemiş ve Yusuf'u kendinden çekmek istemiş ama Yusuf arkasını dönmüş, o hevasal isteklere, yönünü hakka dönerek kapıya doğru ilerlemiş. Burada kalmıştık ve 25. mealin önce Türkçe okuyalım. Sonra da onu açmaya çalışalım. Kapıya doğru koştular. İstekbeka el bab kapı demek. İstebak koşmak, yönelmek, istemek de oradan geliyor. Oraya doğru yöneldiler, oraya doğru meylettiler. Kapıya doğru koştular ve onun gömleğini arkadan yırttı. Onu yetiştiren ile kapının yanında karşılaştılar. Dedi ki, senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası nedir? Ya zindana atılmak ya da acı bir işkence etmektir. Tabi buradaki ayette Zahit Seyit olarak geçiyor. Diğer bir önceki ayetlerde Rab olarak geçiyordu. Şimdi tabi buradaki inceliği iyi düşünmemiz gerekir. Neden bir ayette Seyit diyor da bir ayette Rab diyor? Şimdi bir insan öğretmeniyle buluştuğunda terbiye olmaya başlamıştır. Ama her bir adım adım, her bir makamda o makamın terbiyesiyle buluştuğunda, terbiye edildiğinde artık o talebe başka bir hüviyet içerisindedir. Artık başka bir idrak içerisindedir. Ve işte burada Seyit kelimesini bize kullanarak Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan'ın da şerif ve seyitlikle alakalı mahlasları vardır. Hazreti Hüseyin'den gelene Seyit kolu, Hazreti Hasan'dan gelene Şerif kolu denmiştir. Tabi bunların her birinin hikmetleri, Hasan ve Hüseyin Allah'ın hasenat esmasının biri tekil boyutudur, biri çoğul boyutudur. Allah'ın bir varlıktaki hasenat boyutu Hasan'la niteliklenmiş ama Allah'ın tüm varlıklardaki bu hakikat boyutları Seyit olarak, Hüseyin olarak nitelenmiş.
Seyit de sedat kökünden gelir. Dost doğru hareket etmek demek. İşte kamil insanlar, talebeler dost doğru hareket ettiğinde, onların söylediklerine uyduğunda, onların edebi ve ilmi gösterdiği yola talebeli hüviyetiyle tabi olduklarında talebenin idraki, kabiliyeti gitgide artar. O gitgide artmada o kamil insan artık o talebesine farklı bir hüviyetle yaklaşır. Yani ilk daha talebe olduğunda kapıya, o talebe o kapıda sadakatini, samimiyetini gösterecek mi, göstermeyecek mi henüz belli değildir. Kamil bir insan bunu anlar. Ama her insanın içerisinde farklı damarlar vardır. O damarlardan biri filizlenir, verir, gerisin geri dönebilir. Bunlar hep görülmüştür bu yolda. Onun için ilk başta Rab esmasıyla ama daha sonra o Yusuf o yoldaki sadakatini gösterdiğinde aynı Rab esması Seyit esması olarak. Artık yolla buluşmuştur Yusuf. Yolun hüviyetiyle buluşmuştur, yolun irfaniyle buluşmuştur, yolun hakikatlerini tatmıştır. İşte burada o Zahid Seyit adıyla anılır 25. ayette. Dolayısıyla da Seyit'in hanımı Yusuf'tan yararlanmak istediğinde Yusuf yönünü döner ve arkadaki onun hevasal isteklerini terk eder ama onun hevasal istekleri onu bırakmaz, ona çekmek ister. Yusuf'u gerisin geriye çekmek ister. İşte burada eğer biz geçmişle olan o hevasal isteklerimizi koparamazsak, o hevasal isteklerin egosal alanına, kibirsel alana dönme boyutunu anlayamazsak, o zaman biz gömleğimizi arkadan yırtmamış oluruz. Çünkü Yusuf'un gömleği ileriki derslerimizde göreceğiz. Yusuf'un gömleği önden yırtılmadı, arkadan yırtıldı. Arkadan yırtılan o gömlek hevasal istekler boyutu. Atalardan gelen inançların, algıların beyne verilen kodlama boyutu. Atalardan gelen yargılayıcılık ve kendini üstün görme, yüce görme boyutu. Bundan vazgeçmek gerçekten kolay değil. Hevasal boyutu terk etmek kolay değil. Çünkü dünya bizi bağlar. Dünya ile biz, bedenimiz her an bir ilişki içerisindedir. O dünyamızın bedenle olan ilişkisinde, bedenimizin istekler boyutu bizim hevasal boyutumuz oluşturur. Ama buradaki ölçü çok önemlidir. Buradaki hat hudut çok önemlidir. Biz o ölçüyü kaçırırsa bizim hevalarımız günaha dönüşmeye başlar. Bizim hevalarımız egoya, kibre dönüşmeye başlar. Elbette bizim bedenimiz olduğu müddetçe yememiz, içmemiz, uyumamız, çalışmamız, dünyalık rızıklar elde etmemiz elbette olacak. Ama bunları nasıl elde edeceğiz? Çalarak, çırparak mı? Edebimizle, alnımızın teriyle, elimizin emeğiyle. İşte buradaki inceliği çok iyi bilmeliyiz. Yoksa hevalarımız son nefesimize kadar olacak. Kul eşittir hevalar boyutu aynı zamanda. Çünkü kul tem denen, beşer denen bir elbise taşır. Bu beşeri elbise, bu ten elbisesi onun dünya ile ilgili bağını oluşturur. Ama biz bu bağımızda, işte onun için bu ayette Seyit adını, Seyit esması konur. Zahid'in Seyit diye. Biz bunun hududunu bilirsek o hevalar boyutunun günahına bulaşmayız. O hevalar boyutunun egosal alanına bulaşmayız. Zaten amaç oradan kurtulmak değil miydi? Evet. Amaç o kendini yüce görmekten, amaç başkalarını hor görmekten, amaç kendi egoların için birilerine zulmetmekten, o dinin batıl yorumlarından kopmak değil miydi? Çünkü çocuk olarak doğduğumuzda kucağımızda annemizin, babamızın bir din inanç boyutuyla karşılaştık. Bu din inanç boyutunun egolar boyutu olduğunu, bir yargılayıcı, bir yüce görme olduğunu anlayamadan beynimize bunlar kodlandı. Biz bunları doğal karşıladık. Kendi inancımızın yüceliğini doğal karşıladık.
bir başkasını kafir görmeyi doğal karşılıyor. Hani Kur'an diyor ya, atalarınızı bir yolda buldunuz. Resul geldi, hakikatleri sundu. Onlar dedi ki, biz atalarımızı hangi yolda bulmuşsak o yolu takip ederiz. O yoldan ayrılmayız dedi. Peki atalarının sunduğu inanç boyutu neydi? İşte bunu anlayabildiğimiz zaman nasıl bir yargılayıcı, öteleyici bir alanda olduğumuzu görüyoruz. Arkadan yırtılan gömleğin birçok boyutu var. Biri dini inanç boyutunun batıl alanı. Biri zalimliğe meyleden egosal alanı. Biri iblis alanı, şeytan alanı, cin alanı. Yani oradan arkadan yırtılan gömlek cart diye yırtıldı ama beş el tuttu onu. Onu beş el tuttu. O Züleyha'nın beş eliydi o. O beş el tuttu ve yırttı. Demek ki benim arkamdan beş tane veya altı tane veya on tane fark etmez. Bunları çoğaltabilirsin. Her bir benim bağlı olduğum, beni geri çeken alan bir bir yırtılması lazım. İşte bu yırtılması gereken boyutlardan biri din adına sunulan batıl yargılayıcı alan. Onun için yıkıldığı dini kalayı fikrimde Yunus Emre'miz, Niyazi Mısır'ımız, Mevlana'mız aşıklara din ne hacette. Şimdi ben kucağımda bir din anlayışı buldum. Peki bu din anlayışım neydi benim? Kolay mı din anlayışının hakikatine dönmesi? Kolay mı dinin hakikatiyle tanışılması? Kolay mı ezanındaki o eşhedü boyutuyla tanışılması? Ekberiyet boyutuyla tanışılması? Elbette kolay değil. Çünkü biz meal adına neler öğrettiler bize? Öyle yargılayıcı şeyler öğrettiler ki, o yargılayıcı şeyleri biz normal kabul ettik. Normal gördük biz onları. Biz o normaliteden kurtulabilmemiz kolay değil. Beynimize şüphe girmediğimiz müddetçe, bunun aslı nedir demediğimiz müddetçe, biz onu sorgulamadığımız müddetçe, bizim o gömleğimizi arkadan yırtmamız kolay değil. İşte biz zahiri o yetiştiğimiz bilgilerle, yani o bilgilerin lafzı boyutudur onun zahiri. Ama anlam boyutu, mana boyutu onun batınıdır. O anlam boyutunu arayanlara batiniler dediler, zulmettiler. İşte Kur'an lafzın zahirinde kalmayın, sözün lafzında kalmayın der. Bize nasıl bir meal öğretti? Bizim gençlerimiz neden ateist oldu? Aslında o çocukların ateist olması, gömleğin bir parçasını arkadan yırtması. Çünkü diyor ki böyle bir din anlayışı, böyle bir meal olmaması gerekir. İşte öfkeli, hiddetli, gadaplı, intikamcı bir tanrı inancı sundular. Ve beynimiz onunla öyle birleşti ki korkudan şüphelenemedik bile. Korkudan şüphelenemedik. İşte Allah bir toplumu yok etmek istediği zaman, altını üstüne getirmek istediği zaman ona kim engel olabilir gibi. İntikamcı bir Allah inancı. Nerede? İsra suresi. 16. ayet. İşte gene Rad suresi 13. ayet. Yıldırımları gönderir, dilediğini onunla çarpar. Başınıza gökten yıldırım atar. Şimdi düşünün, ben bu inançtan kopmadan gömleğimi arkadan nasıl yırtabilirim? Bunun hareket ettiği müddetçe Allah hakikatini nasıl anlayayım? Gökte bir tanrı var, benim başıma yıldırım atıyor. Zeus'un bir ateş kılıcı var. Zeus ateş kılıcıyla istediğinin başına yıldırım atıyor. Bunun aynısını benim Kur'an meallerime yansıtmışlar. Ve korkudan ben şüphelenememişim. Korkudan araştırma, dinden çıkmak olarak bilmişim. O korkularla bürünen benim beynim, onun hakikatine bir kapı açamamış. Açamamış. İşte Muhammed suresi 23. ayet bunlardan biri. Allah'ın lanetlediği, sağır kıldığı, gözlerini kör ettiği bunlardır.
Şimdi düşünün, insan okuduğu zaman ürperiyor. Allah sağır ediyormuş, gözleri kör ediyormuş ve Allah lanetliyormuş. Bunları böyle okuduk toplumda. Ve böyle beyinlerimizi empoze ettik. Ve korkulardan dolayı da bunları biz sorgulayamadık. Böyle olabilir mi diyemedik. Böyle olabilir mi diyenleri dışladık. Ülkemizden kovaladık. Fakülteden bıraktırdık. Evet. Fakülteden bıraktırdık. Hocalıktan bıraktırdık. Evet. Onun için işte o sorgulamanın kıymetini Kur'an en az 3000 ayette bize sunuyor. Sorgulayın. Sorgulayın diyor. Ama böyle bir mealler sunulunca, sorgularsanız dinden çıkarsınız denen bir inanç topluluğunun bilgileriyle beyinlere empoze edilirse, ben nasıl anlayacağım hakikatleri? Gömleğimi arkadan yırtamam o zaman. Yırtamam. Altını üstüne getirmiş, şehirleri devirip yıktı. Necm suresi. Allah gökten insanların kafasına yıldırım atar. Rab suresi 13. Aşağılık maymunlar yapar. Bakara suresi 65. Taş yapar, demir yapar. İsra 50. Canları çıksın. Öyle bir Tanrı tasavvuru ki kuluna canları çıksın. Düşünebiliyor musun? Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecek. Cehennemlerde katran kazanlarında yanacak. Saç suresi 19. Karınların içindeki organlar ve deriler o ateşten yanacak, dışarı doğru çıkacak. Haç suresi 20. Onlar için demir kamçılar hazırladık. Hem cehennemde yakacağız, hem demir kamçılarla onları döveceğiz. Haç suresi 21. Hırsızların ellerini kesin. Hırsızlık ne? Sarık kelimesini. Gibi onlarca Kur'an terminolojisinde geçen bu ayetleri biz gönlümüz yatmasa bile bunun aslı böyle olmuyor, olmaması gerekir desek bile korkularla bizi tuttular. İşte gömleğimizin arkadan yırtılan o beş parmağından en önemlisi o baş parmağı din inancının batıl yorumlarıydı. Batıl yorumlar. O gömleğin arkasında Züleyha'nın beş parmağı varmış. Beş parmağını geçirmiş, Yusuf'un gömleğini arkadan yırtmış. O zaman ben bağlı olduğum, bakın her zaman söylüyoruz, insanın sahili varlığın beşeri boyutuyla ilgili kişinin bağlarıdır. Sol eli manevi alanla ilgili bağlarıdır bunlar. Bizim manevi alan, Hakk'a ait olan işleyiş, sıfatlar, zatı, ruhu ve nuru. Bu beş erdir. Manevi alanın beş eridir. Beşeri alanın da beden boyutu var. Aile boyutu var. Atalar boyutu var. Din inancı boyutu var. Mesleki boyutu var. Beşeri alandaki bağları var. Her bir bağımız bizim bir edep ve ilim üzere olması lazım. İşte o Züleyha'nın gömleğin arkadan yırttığı en önemli o parmak din inancı boyutu. O din inancı boyutunun o yargılayıcı alanı. İşte Musa'nın da asasını bıraktığı boyut. Onu terk etmedi. Yunus Emre'miz onun içinde. Onu terk ettiğinde toplum sana dini terk etti, küfür ehli oldu de. De dini terk edenin küfürdür işi der yüklenirler. Korkma diyor. O öyle bir küfürdür ki seni imana götürecek. İmana götürecek. Ondan eğer kopamazsan o toplumun söylediği küfür ehli kafir oldu, dini terk etti dediğinden korkarsan gömleğini arkadan yırtmamış olursun. Çünkü biz din adına anlatılan tüm bilgileri analiz etmeliyiz. Düşünmez misiniz diyor Kur'an. Atalarınızdan bir din öğrendiniz.
Atalarınızı bir yolda buldunuz, bir inançta buldunuz, bir ibadette buldunuz. Hiç düşünmez misiniz? Bunun hakikatlerine hiç ermez misiniz der bize. O zaman biz bunun kıymetini çok iyi biliyoruz. Din adına duyduğumuz her sözün anlam ve manasını karşımızdaki kişiye sormalıyız biz. Sorabilmeliyiz. Eğer bize şahitsel, ilmi delillerle açıklama getiriyorsa ve gönlümüz huzur buluyorsa, bakın en önemlisi açıklanan bir konuda gönül huzur buluyorsa Allah'ın o cenneti, huzuru, cemali kendini o bedende bu doğrudur hissini veriyor. Ama ben din adına duyduğumdan rahatsızlık duyuyorsam, bakın dikkat edin, rahatsızlık duyuyorsam, korku duyuyorsam, öteleme duyuyorsam, yargısallık duyuyorsam, birilerini hor görme duyuyorsam, bu beni tedirgin eder. Bu beni rahatsız eder. Bu rahatsızlık duyduğum o şeylerin doğru olmadığı hissidir. Doğru olmadığı hissi. Yani bu toplumda düşünün, kadınların çoğu cehennemlik. Cehennemde katran kazanlar, kuyular cayır cayır yanacak, derileri kaynayacak, tekrar deli oluşacak, tekrar yanacak. Bunlardan kim rahatsız olmuyor bu toplumda? Çıksın Türkiye'de hiçbir kişi ben rahatsız değilim, gayet normal desin. Hadi çıksın. Gayet normal desin. Düşünün. Bunları bizim beynimizi empoze ediyor. Biz bunlardan rahatsızlık duyuyoruz, ürperiyoruz biz bunlardan. Bu ürperti çok kıymetli. Hakikatini arattırıyor bize. Bunun hakikati ne olabilir hissini veriyor bize. İşte o gömleğin arkadan yırtılması kolay değil. En önemli beynimizde küçücükten din adına anlatılan o bilgilerin, o alanının asliyetine dönmek gerçekten kolay. Biz yaptığımız her şeyin taklitinde kalıyoruz. Tahkikine eremiyoruz. Bunun tahkikini soranı da dinden çıkmakla suçluyoruz. Bir namazın kıyamını, rükûsunu, secdesini her birinin ikişer kez yapılması. İki kez kıyam, iki kez rükû, iki kez secde yapıyoruz biz namazımızda. Hadi sor bunu. Neden iki kere kıyam yapıyoruz? Ama toplumumuza sorsam bir kere kıyam, bir kere rükû, iki kere secde yapıyoruz. Biz daha kıldığımız namazın bile, bakın namazın bile, şekli bile olsa, daha onun anlamını yakalamaktan uzakız. Yani çok basit. Namaz kılan bir bayan, bir adam, bir kişi geldi. Bir namazda kaç kıyam, kaç rükû, kaç secde var? Hemen şu cevap vereceğim. Bir kıyam, bir rükû, iki secde. Oysa bir namazda iki kıyam. Önce ellerimizi atarız, atarız. Kıyamda dururuz, ellerimizi göbeğimize bağlarız, göbeğimizin altına. İşte Sübhanike'mizi, Fatiha'mızı okuruz. Ve ellerimizi dizimize götürerek Sübhan Rabbiyal Azim, Sübhan Rabbiyal Azim, Sübhan Rabbiyal Azim deriz. Üç kere, beş kere, yedi kere tekrar kalkarız. Bak bu ikinci kıyam. Bak bu ikinci kıyam. Rabbena lekel hamd deriz. Sonra ikinci rüküye giderek iki secde yaparız. Bak iki kıyam, iki rükû, iki secde. Hadi gel sor bunun hikmeti ne olabilir? Evet. Soralım. Evet. Namaz kılanlara soralım. Bunun hikmeti ne olabilir? Bu taklitti bir şey mi bu? Taklitti ise salatı sahunda kalıyor. Manasını bilmiyorum, şeklinde kalıyor. O zaman Hazreti Resulullah'ın o güzel insanın çoğunun namazı yatıp kalkmaktan ibarettir, yorgunluktan ibarettir demesi, salatı sahuna bağlaması bizim onun manasına ermediğimizden dolayı. Sorgulayacağım ben. Din adına duyduğumu, din adına yaptığımı, bana verilen emirleri, yasakları, hikmetini öğreneceğim ben.
Bunun hikmetini öğrenemezsem ben Kur'an'a uymuş olmam ki. Bu Kur'an'a uymuş olmam. Kur'an sorgulayın, şahit olun diyorsa o zaman ben din adına yaptığım, duyduğum her şeyin şahitliğine ulaşmak. Peki ben taklit istemiyorum, tahkik istiyorum. Hakikatini istiyorum. Taklit mugallitlikte kalmak demek. Aynı şeyi söyler durursun. Papağana bir şey ezberletirsin. Papağan aynı şeyi söyler durur. Bilmez onun anlamını. Bilmez. Peki ben taklitte mi kalmam lazım? Tahkike ermem lazım. Tahkike ermem için din boyutunun taklitini terk etmem lazım. Din boyutunu taklitini. Okuduğum Arapçanın lafzını terk etmem lazım. Onun manasını hissetmem lazım. Onun manasını ermem lazım. Ermediğim müddetçe ben o ibadeti nefsim için yapmış olur. Cennete gitmek, cehennemden korun. Bu benim nefsim için. İbadet Allah için yapılır. Kendi hevan için yapılmaz, nefsin için yapılır. Allah o ibadeti kendine şahit olunsun diye düzenli. Ona yönelirsin. Bu bir duadır. Onu öğrenmeyi, idrak etmeyi talep edersin. Bu bir istektir. Ve bu isteğinde sen sebatkar olursun. Bu aşktır. Ve Allah'a ait olan hakikatleri varlıkta birer birer tefekkür ederek idrak edersin. Bu arifliktir. Ve hakta hak olursun. Hakta fani olursun. Bu fena fillah. İşte bak dinin tahkiki yönüne gidiyor. Dinin tahkiki yönüne gidersem cümle varlıkta Allah'ın ayetleriyle donanır. Ayetlerine bakarım. O zaman kimseyi Kur'an okumuyor diye suçlamam. Bir kişinin ağacı incelemesini Kur'an okumak bilirim. Bir kişinin kediyi, köpeği, karıncayı incelemesini Kur'an olarak bilirim ben. Eğer o Musaf'ı iyi anlıyorsa, adam eline diyor hiç Kur'an almamış. Gözünü aldı belki, kulağını aldı belki, kalbini aldı belki, gözüyle belki Kur'an okuyor, kulağıyla sesi duyarak bu neyin sesi? Bunun manası ne? Bunun anlamı ne? Bu seslenen ne? Bak kulağıyla Kur'an okuyor, kalbiyle düşünüyor, idrak ediyor. Allah'ım sen bu görünenleri boşuna yaratmadın. Bu yaratılan varlığın sırları nedir? Hakikatleri nedir? Gel kalbi Kur'an okumak işte. Kur'an lafzı Kur'an okumayın de. Kalbi Kur'an okuyun. Tedebbürü Kur'an okuyun de. Kaldır başını bak yeryüzüne. Yaratılan hiçbir şey hikmetsiz yaratılmadı. Anla onun hikmetini. Onun yaratılış himmetine ulaş. Ondaki hakka ait olan niteliklere ulaş. Benim ona ulaşabilmem için yönüm oraya dönmem lazım. Yönünü niye arkaya dönmüyorsun? Bak biz ne yapıyoruz? Yönümüz buraya. Gözümüz arkada olabilirdi. Burnumuz, ağzımız arkada olabilirdi. Ama bak dost doğru. Elimiz, kolumuz, gözümüz hepsi önümüzü gösteriyor. Yani ilerlenecek yol. Gidilecek yolu gösteriyor bize. Ya arkası işte senin hevalar boyutun. Din adına öğrendiğin batıl alan boyutun, yargılayıcı boyutun. Onları terk et, yırt onları. Yırtamadın mı? O zaman önüne dönemezsin. Bir kamil insanla, bir mürşidi kamil insanla buluştuğunda ona teveccüh diyoruz biz. Yüz yüze gelmektir. Yüz yüze gelmek. Yunus Taptuk'la yüz yüze geldi. Ve Yunus Taptuk'a söz verdi. Gerideki beni esir alan egolarıma dönmeyeceğim. Öfkelerime dönmeyeceğim. İnsanları hor görmeme dönmeyeceğim. Aldatmama dönmeyeceğim. Beşeri alemde de edebe, manevi alemde de edebe ulaşarak hareket edeceğim. Hareket edeceğim. İşte Ebu Zer'le Bilal'in çok güzel bir kıssası vardır. Nedir hocam? Ebu Zer Bilal'e der ki,
İşte ne kadar da karasın der. Ne kadar da karasın anlamında Bilal boynunu eğer Hazreti Muhammed'in sofrasına gider. Anlar Hazreti Muhammed Bilal'i gene birileri üzdü der. Ve insanlar yanından gittikten sonra hayırdır Bilal der. Yok bir şey der. Anlar Resulullah. Ebu Zer bir şey mi dedi gene? Bir şey mi dedi? Yok ya Resulullah. Ama boynun eğik. Gözlerin eğik. Belli ki üzülmüşsün. Kolay değil Bilal der. Bu toplum herkes seni köle olarak gördü. Benim yanımdaki arkadaşlarım da hala o görüşlerini atamadılar. Silemediler. Seni bu sofrada gördüklerinde eski Bilal'le karıştırdılar. İrfan ehli Bilal'i göremediler. O Bilal'in gömleğini arkadan yırttığını göremediler. Seni eski halinle düşündüler. Ümeyye'nin kapısındaki Bilal olarak düşündüler. Üzme kendini ya Bilal. Sen bizim gönlümüzdesin. Biz de senin gönlündeyiz. Biliriz hakikat yolunda ne kadar emek verirsin. Biliriz Allah'ı anlamak için ne kadar tefekkür edersin, gayret gösterirsin. Ki o Bilal'e daha sonra mürşitlik görevi verdi Hazreti Muhammed. Çağrı filmde vardır. Evet. Halid bin Velid onu elinden tutar. Ya Bilal sen çok güzel bir öğretmensin der. Sonra mürşitlik görevi verdi. Hazreti Muhammed asla ona köle olarak bakmadı. Birine kölelik olarak bakmak bile gömleğini arkadan yırtamamanın sırrı. Yırtamamanın sırrı. İşte ya Bilal onlar gömleklerini yırtamadılar hala. Eski bakışlarını değiştiremediler hala. Seni Ümeyye'nin o yanındaki eski Bilal olarak gördüler. Ebu Zer de bunları bırakacak. Korkma. Bilal onu şikayet bile etmez ama Hazreti Resulullah onu bilir. Etrafındaki insanları bilmez misin Arzum? Kimin ne söyleyeceğini, kimin ne yapacağını, öfkesini, hiddetini, kavgasını, küçük görmesini, hor görmesini, para hırsını, dünya hırsını, makam hırsını görmez misin? Dini alanda bir şeyler bekliyor, şey olmak istiyor, Mehdi olmak istiyor. Hepimiz birbirimizi tanırız Arzum. Birbirimizi hissederiz. Hissi kalbi vuku boyutumuz. Hepimiz birbirimizi tanırız. Hazreti Resulullah çevresindekileri en iyi tanır. Bilal boynunu eğdi evine gitti. Az sonra Ebu Zer geldi. Hazreti Muhammed öyle bir frekansla, öyle bir güzellikle baktı ki sadece bakışı Ebu Zer'in yaptığı hatayı hissetmesine sebep oldu. Dedi ki ya Resulallah birini mi üzdün? Sen daha iyi bilirsin dedi. Ne dedin Bilal'e? Ne dedin? Çok karasın dedim ya Muhammed dedi. Ya Bilal hala eski hallerini taşıyorsun. Hala eski bakışlarını taşıyorsun. Hala eski duygu düşüncelerini taşıyorsun. Bilal Ümeyye'nin kapısındaki Bilal değil artık. Hala onu orada mı görüyorsun? Ya Ebu Zer. Hala oradaki Bilal olarak mı görüyorsun onu? Hala siyah olarak mı görüyorsun? Hala tenine mi bakıyorsun? Gönlüne bakamıyor musun ya Ebu Zer dedi. Gönlüne bakamıyor musun? Bak ne kadar bir irfan ehli o. Evet. Bizleri can kulağıyla dinler. Varlığa gönlüyle bakar. Allah'ı en iyi anlamak isteyen aşıklardan biridir Bilal. Hakkın kapısını en fazla tıklatanlardandır Bilal. Çünkü Bilal bab kökünden geliyor. Bab kapı demek. İşte burada geçer. Yani ayette ilk 25. ayette istikbak el bab. Bab kapı. Bilal de oradan geliyor. Bak kapı. Hakkın kapısını devamlı tıklatan. Kulun değil. Öfkenin, hiddetin, gururun, kibirin kapıları da var. Dedikodunun, fitnenin, paranın kapıları da var. Hangisini tıklatıyor? Hakkın kapısını tıklatıyorsan, hakkın hakikatlerini arıyorsundur. Bilal olmuşundur. Bap olmuşundur. O kapıya gelmek. İşte o kapıya gelmenin sırrı gömleğini arkadan yırtma. Ebu Zer'e onun için der. Hala eski bakışını bitirememişsin ya Ebu Zer. Ki Ebu Zer de çok güzel gönüllü insanlardan biridir. Muhteşem gönlünü değiştirmiş olanlardan. Evet.
Hazreti Muhammed'in öğütlerini içselleştirmişti. İçselleştirmiştir onları. Ve Ebu Zer gider Bilal'in kapısında yatar. Yatar. Kapıda, eşikte yatar. Bilal belli bir saat sonra kapıyı açar, tam çıkacak, ayağı birine değer. Bir bakar ki Ebu Zer kapıda yatıyor. Ya Ebu Zer, ne yapıyorsun? Affet beni diyor. Affet. Eski Ebu Zer'imi sen bana hatırlattın. Eski Ebu Zer'imle sana bakmışım. Ya. Beni affet. Ben sana kırgın değilim, kalk diyor. Kırgın değilim ben sana. Hayır. Beni affetmeden, affettim seni demeden ben bu kapıdan kalkmayacağım ve öyle bir beni affedeceksin ki ben de eski Ebu Zer'e geri dönmeyeceğim. Ne güzel. Ve Bilal de der ki, peki affettim. Kardeşler arası böyle bir şey olur der. Ebu Zer bu sefer der ki olmaz. Olmaması gerek. Ben onu sana dememem gerekir. Başlar anlatmaya. Tabi Bilal anlar. Der ki Hazreti Resulullah'a uğradı. Bu sözler ondan geliyor der. Ondan geliyor. Ebu Zer bir çeşme Resulullah'ın suyunu akıtıyor Ebu Zer ağzında. O gönlünün hislerini akıtıyor Ebu Zer ağzında. Der ki ben sana tenine eski Ümeyye'nin kapısındaki Bilal'e ilk baktığımda hep öyle gör. Atamadım bunu içimden. Bir türlü atamadım. Az önce Resulullah bana öyle güzel gönlüme dokuna dokuna nakış gibi öyle işledi ki yerler gökler birleşti. İkisinin arasında Ebu Zer ezildi. Ezildi, ezildi. Cürüm haline geldi. Cürüm günah demek, aynı zamanda zerre demek. Cürmüm ile geldim sana diyor, değil mi? Cürmü. Hani var, bir Azerbaycanlı bir sanatçı var. Cürmüm ile geldim sana. Çok güzel bir parçadır. Hem günah demek, hem de zerre demek. Ufacık bir zerre. Görünmeyecek şekilde bir toz parçası demek. İşte o kadar bir toz parçası haline gel ki o günahın seni öyle bir mertebeye getirsin ki öyle bir eşsin ki sen öyle bir yoğursun ki seni değiştirsin. Gir o günahın içine. Orada mağfiret var. Allah'ın mağfiretiyle buluşmak var. Korkma. İşte Hazreti Resulullah gönlüme öyle bir işledi ki ey Bilal. Artık sana baktığımda kendimi göreceğim. Sana baktığımda kendimi göreceğim. Söz veriyorum sana bir daha söylemeyeceğim. Çünkü Ebu Zer bunu iki kere yapar normalde. Biri işte tenin ne karaymış der. Birinde de ey kara ananın çocuğu der. O birinde tenin ne kara dediğinde Bilal ona der ki ustayı mı beğenmedin, yapıyı mı beğendin? Aa, ne güzel cevap vermiş. Ya. Ustayı mı beğenmedin, yapıyı mı beğendin? Ebu Zer utanır orada. Tabii. Utanır. Evet. Çok İşte bir seferinde de kara tenli de, kara ananın çocuğu de, Ebu Zer latife yaptığını zanneder ama Bilal'in gönlü mahzun. Şimdi bir insana espri yapılır. Hazreti Resulullah en iyi esprileri yapar. Çevresindekileri en iyi güldürür. bunu siz nereden Ama öğrendiniz hocam? evet ama o espriyi yaparken o latife diyelim onu. O latifeyi yaparken hiç kimseyi aşağılamaz. Hiç kimse. Evet. Mesela kadının biri geliyor. Ya Muhammed diyor. Ben yaşlıyım. Bu halimle cennete girer miyim? Giremezsin, giremezsin diyor. İlk anda kadın üzülüyor. Giremez miyim? Bu haline giremezsin. Gencecik olacaksın diyor. O güzelliğine kavuşacaksın diyor. Genç kız haline gireceksin diyor. Kadın gülüyor. Mutlu oluyor gidiyor. Çünkü Resulullah rahmeten lil alemin. Ve me ersellâke lillâhi rahmeten lil alemin. Yani her yorumu rahmete kapı açacak şey.
Mesela bir gün bir kadın geliyor, rüya görüyor. İşte kocasını savaşta, işte bir başına gelen bir şeyi görüyor. Gelirken Hazreti Muhammed'i soruyor, yok diyorlar. Ayşe ile karşılaşıyor. Rivayet böyle anlatılır. Belki başka biriyle karşılaşıyor ama Ayşe diye latife edilir. Ayşe'ye soruyor rüyasını. Ayşe diyor ki, kocan diyor savaşta ölecek diyor. Rüyasını yorumluyor. Kadın boynunu eğiyor, üzülüyor, gidiyor. Duramıyor yerinde. Ben bunu Muhammed'e soracağım bu rüyayı. Ona soracağım. O biliyor mu en güzel cevabı veriyor. Dolanıyor dolanıyor birkaç kere gidip geliyor uzaktan bakıyor. Bakıyor ki Muhammed gelmiş direkt gidiyor. Ya Muhammed diyor. Bir rüyam var diyor. Buyur diyor. Rüyasını anlatıyor. Ayşe böyle yorumladı diyor. Ayşe'yi de çağırıyor. Ayşe'nin yanında rüya görüyor. Kocan diyor savaştan gelecek. Sana diyor ikinci bir bebek doğmasına sebep olacak. Ne kadar güzel. Sonra o gittikten sonra Ayşe'ye diyor ki, Ayşe sen ol. Hiçbir rüyayı üzüntü verecek şekilde yorumla. Sen ol, karamsarlığa, umutsuzluğa kapı açacak şekilde rüyayı yorumlama. Çünkü Hazreti Resulullah bu. Çevresine hep sevgiyi, merhametli, şefkati hissettirmiş. İlmi hissettirmiş. Latifeler yapmış. Etrafındakileri güldürmüş. Tebessümler yettirmiş. Çünkü sevindirin diyor değil mi Kur'an? Evet. Kur'an'ın ayeti bu. Bunu en iyi o yapacak. Şimdi din adına biri bana karamsarlıklar anlatıyorsa, korkular veriyorsa, yasaklar veriyorsa, Kur'an'a uymuyordur. Kur'an'ı anlamamış demektir. Anlamamış demektir. Onun ruhuyla buluşmamış demektir. İşte gömleğini de arkadan yırtmamış demek. Eski atalardan gelen o yargılayıcı, o korkutucu, korku verici alan. Cehennem korkusu. Bak atalardan gelen bir bilgi. Atalardan gelen bilgi, bunu da yırtacaksın. Bu da gömleğin arkasında. Bu da gömleğin arkasında. Çünkü beyin korkuyla bulandığı zaman hakikatleri düşünmekten geri durur. Hakikatleri düşünmekten geri durur. Eğer biz gömleğimizin arkadan yırtılma hakikatini iyi anlayabilirsek, gömleğin önden yırtılmama hakikatini çözeriz. Zaten gömleğini arkadan mı yırtacaksın, önden mi yırtacaksın? İşte az sonra ayette diyor, eğer ben bir kamil insana gitmişsem, işte Hazreti Muhammed'e gitti, Mekkeliler, onu dinlediler. Ama gerisin geri eski bildiklerine döndüler. Gömleğini arkadan yırttılar. Hazreti Muhammed'in tebliğini, o güzel bilgileri kabul etmediler. Kabul etmediler. Ve gömleklerini arkadan yırttılar. Önden yırttılar. Arkadaki gömleklerini yırtmadılar. Ve geçmiş batıl alan bilgilerine gerisin geriye döndü. Evet. Onun için öfkem mi var? Devam ediyorsa gömleğimi arkadan yırtma. Dedikodu mu yapıyorum? Dedikodu yapıyorsam gömleğimi arkadan yırt. Demek ki yönümü ben mürşidime dönmedim. Onun söylediği bilgileri içselleştirmedim. Onun sunmuş olduğu bilgilerle yol bulmadım. O bana bilgiler sundu. Ben o bilgilerin kıymetine ermedim. O bilgilerle Allah'ın hakikatlerini öğrenmekle ilgili bir şefkat göstermedim. Şevk göstermedim. Göstermedim. Yönüm oraya dönmüşüm gibi, hani Kur'an'da der ya, seni dinler gibi görünürler. Yönlerini sana dönerler. Ama içlerindeki yönleri gerisin geriyedir. Onlar eski duyduklarını duyarlar. Eski bildiklerini duyarlar. Sadece seni dinler gibi yapar. İşte geçmişteki kayıtlarına göre hareket eder. Eğer biz o kayıtlardan, yargılayıcı kayıtlardan kurtulamazsak,
O zaman önümüzdeki o tebliğ ile o hakikatleri anlamakla ilgili bir irfaniyet yolculuğuna başlayamayız. İşte Yusuf'un kıssasında altı gömlek sırrı var. Bu altı gömleğin her birini yavaş yavaş açmaya çalışacağız. Hani ilk gömlek kanlı gömlekti. Onu izah ettik bir programımızda. Bu ikinci gömlek arkadan yırtılan gömlek. Üçüncü gömlek önden yırtılmayan. Dördüncü gömlek Yusuf'un babasına gönderdiği ve kokusu gelen ve babasını başına koyup gözlerinin açılmasına sebep olan. Gözlerin açılması, kokusu gelen, Yusuf'un gönderdiği, arkadan yırtılan, önden yırtılmayan, kanlı gömlek. Altı tane gömlek sırrı var biz Yusuf suresinde. Bunların her birini biz birer birer anlarsak o zaman o Can Yusuf'un ne olduğunu. Şimdi bazen geçmişte başımızdan gelen olaylar var. Bak biri de bu. Hani beşli böyle gömleğin yırtılması olgusu var ya. Evet. İşte geçmişten başımıza bir şeyler geçti. Biz üzen şeyler. Hala ona bağlıysa, hala ona öfke içindeyse, hala onunla isyan, karamsarlık, hiddet oluşturuyorsak gömleğimizin arkadan yırtmadık. Bak yırt. Oysa o olaylardan mesaj alabilirsek, o olayların bize sunulan hikmetini çözebilirsek, o zaman biz ileri daha güçlü adım atacağız. Başımıza ne gelirse gelsin. Hangimizin başına sıkıntı gelmiyor? Hangimiz hastalanmıyor bu dünyada? Hastalanmayan insan var mı? Sıkılmayan insan, sıkıntıya girmeyen insan var mı? Sıkıntılar bizim için birer lütuf okuyabilirsek. Ama okuyamazsa, onun içinde kalır da öfkelenirse, beynimizi ve gönlümüzü oraya esir etmiş oluruz. Bak gene yırtamıyoruz. O geçmişten gelen kaygısal, öfkesel, karamsarlıklar, aldatıldın, paranı vermediler. Eyvallah de geç. Eyvallah de geç. Çünkü eğer ben hala ona takılır kalırsam, yahu Allah denedi seni, denedi. Bir 10.000 liranı biri çarptı. Dedi ki Allah, bakalım Arzu 10.000 lirası giderse ne hale girecek? Bakalım ne hale girecek? Bakalım aklı gönlü her gün onun 10.000 lira götüren kişiyle mi, öfkesiyle mi bağlı olacak? Bir kere iki kere istersin. Baktın vermedi. Eyvallah de geç. Aklımı onunla mı ben bağlayacağım? Aklımı, yönümü ona mı kaydedeceğim? Keşfedecek. Allah hakikatini keşfedecek. Yani benzetmede tabir caiz şey olmaz. Allah kucağını açmış tüm varlıkla. Her varlık Allah'ın eli. Kucağı. Bir ağaç Allah'ın kucağı. Bir su Allah'ın kucağı. Bir çiçek Allah'ın kucağı. Ya hepsi ana açmış. Allah kucağını seni bekliyor. Ama ben biri beni kandırdı diye, biri bana kötülük yaptı diye ben ona bağlanıyorum. Ona odaklanıyorum. Beynim hakikate odaklamıyorum. Oysa biri seni 10.000 liraya kandırdı ama seni kaybetti. Seni kaybetti. Allah'ı da kaybetti. Allah'ı idrak etmeyi de kaybetti. Bari sen kaybetme. Sen ona öfkelenince sen de Allah'ı idrak etmekten kaybolacaksın. Yırt geç. Yırt geç. Çünkü onu bir sınama gibi gör. Bir 10.000 liran gitti, bir 50.000 liran gitti. Gece gündüz ona öfkeliyiz. Gece gündüz onunla meşgul oluyoruz. Beynimizi, aklımızı onunla kodlamayla Allah'ı anlamaktan uzak duruyoruz. Onu anlamaktan uzak duruyoruz. İşte onun için beynini bir noktaya kodlaman gerekir ki dini alanın hakikatlerini öğrenmekle alakalı ondan gömleğini önden yırtma diyor. İşte 26. ayette de diyor ki zahitle karşılaştığında
Yusuf diyor, o benden yararlanmak istedi. Evet, bizim geçmişimizdeki her bağlandığımız batıl alan bilgileri, öfkesel alan bilgileri, çıkarsal alan bilgileri bizim hevalar alanımızdır. Beyin ondan yararlanmak ister. Yararlanmak ister. Bir arkadaşın en lüks arabaya binerken beynin otomatik benim de olmalı algısını verir. Eğer eşyayla beynin meşgulse. Bak eşyayla beynin meşgulse. Evlerle beynin meşgulse. Arkadaşım villa almış ben de alayım. Beynin onunla meşgul. Eşyayı ilah edinmişim. Ama ben eşyada eşyanın hakikatiyle meşgulsem arkadaşım araba mı aldı? Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Villa mı aldı? Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Sen Allah'ın villasında oturuyorsun. Bu villa Allah'ın villası. Ve bu villanın sultanı da bu villanın içinde. Ayrıca bir villa derdine girmene gerek yok. O villanın sahibi köşklerini, altınlarını, değerlerini, gümüşlerini, her şeylerini sunuyor buradan sana. En güzel huşuyu, en güzel huzuru, en güzel hakikatleri anlamanın idrakini sunuyor sana. Bu villaya dön, bu arabaya dön. Bu araba iki tekerli. Bak işte iki tekerli, iki ayaklı. Ve gidiyor da, yürüyor da. Evet. O arabanın içinde yürüyor. Sen bu arabanın içinde yürüyorsun. Bu da Allah'ın arabası. Şimdi sen hakla meşgul eden bir beynin varsa eşya ile ilgili bir derdin kaygın olmaz. Olmaz. Ona esir olmazsın beynin. Paraymış giderse gitsin. Eşyaymış giderse gitsin. Yarın gelir. Bir şekilde gelir o. Çünkü o sana akıl, sana güç, sana çalışma kabiliyeti verilmiş. O mutlaka senin emeğin karşılığında verilecek. Gidecek de. Hazreti Muhammed Mekke'de evini kaybetti. Eşyalarını aldılar. Aç bıraktılar. Susuz bıraktılar. Öldürmeye kalktılar. Bu yolun kamil insanları nice zulümler gördü. Evet. Ah mı dediler? Ah mı dediler? Demediler. Çünkü gönülleri Allah'ın idrakiyle zengin. Allah'ı anlamakla zengin. O gönül onu itminan etmekle zengin. Gönüle Allah idrakiyle yerleşmişse dünyanın en zenginidir o kişi. Evet. En zenginidir. Çünkü gani olan Allah'tır. Gönlünde gani olanı taşıdığın zaman sen en zenginsin. En zenginsin. Başka arkadaşın alsın, giyinsin. Nasıl arz ediyorsa öyle yapsın. Ben onun elbisesine bakmayacağım ki artık. Arabasına bakmayacağım ki. Ben onun bedenindeki Allah'ın tecellisine bakacağım. Ona bakacağım. O öğretildi sana. O öğretilecek sana. Ama hala eskiden o ayette dediği gibi o benden yararlanmak istedi. Bak yararlanmak istedi. Hala ben o maddesel alan, mental alan çıkarında hareket edersem yönümü hakkı döndürmüşüm demek. Lut kavmi olmuşum demek. Lut kavmi de o. Devamlı arkasıyla, geçmişiyle ilişki içindeydi. Kopamadılar onu. Oradan kopamadılar. O geçmişteki kayıtsal, o yargılayıcı, öteleyici, menfaatsel, egosal alanlardan kopamadı Lut kavmi. İşte gerisiyle, arkasıyla ilişkiye girdi. İşte Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılması. Lut kavminden kurtulması. Kurtulması. Eğer yırtamazsan gömleğini hala Lut kavmi olarak devam ediyorsun. 30 sene önce başına bir şey gelmiştir. Hala onun ahları vahları içinde hareket ediyor. Evet. Oysa başıma gelen şey yani işte hani geçen örnek verdik. Şurada yani kaleme bir şey dokunur Evet. pat pat başka bir yol çizer. Bak bir şey dokunur pat senin hayatında sana dokunan şeyler sana başka yol açtı. Başına gelen şeyler sana başka yol açtı. Başka kapı açtı. İşte bugün bir öğretmen bayan kardeşimizle konuştuk. İsmi önemli değil. Gerçekten rahatsızlıklar geçirmiş. İki defa ameliyat olmuş.
Yumurtalıkları rahimlere alınmış ama güçlü bir mukavemeti var. Gönlü güçlü bir mukavemeti. Çocuğu da olmamış. Evet, olmayabilir. Bizim zaten ona öyle söyledim. Hangimizin anne babası bizim hücrelerimizi yaptı, dokularımızı yaptı, değil mi? Hangimizin yaptı? Biz onların bedenlerinden, DNA yazılımından geldik. Anne baba dedik onlara. Oysa annemiz babamız değildi onlar. Annemiz babamız, bizi yaratan da Allah'tı bizim annemiz babamız. Annemize babamıza takılıp Allah'ı unutursak biz, annemiz babamız putumuz olur biz. Oğlumuza takılıp kalır, kızımıza takılıp kalırsak, ondaki Allah'ı unutursak onlar putumuz olur bizim. Putumuz olur onlar bizim. Onun için İbrahim'e, Nuh'a o senin evladın değil denmesinin hikmeti budur. Dedim ki hocam, bir çocuğu alırsın ilkokulda, kendi köyünde, ihtiyacı olan bir çocuğu, üniversiteyi bitirinceye kadar ona yardım edersin. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede hiç hissettirmene. Ona yardım edersin. Ondan sana bir enerji, senden ona bir enerji, senin analık duyguların. Analık odur zaten. Bak Allah bizi koruyor, kolluyor. Bak sindirimimizi, boşaltımımızı yapıyor. Her şeyimizi yapıyor. Allah ten boyutunda bize analık yapıyor. Ruh boyutunda bize babalık yapıyor. Babalık yapıyor. Ruhun kapısının açılmasıyla tenler oluştu. Baba, bab aynı zamanda bab kapı demek. İşte Bilal'in babı da oradan geliyor. Eba, baba demek. Babtan geliyor. Bizim ruh boyutumuz, nur boyutumuz Allah'ın babalık boyutu bize. Ten boyutumuz analık boyutu. Analık boyutu. Her an tenlerimiz değişiyor. Her an yenileniyor, besleniyor. İşte ana besleyendir, ana büyütendir, ana koruyandır, ana gözetendir. Değil mi? İşte tenimiz, anamız, canımız, ruhumuz, babamız, vücudumuz, Rabbimiz. Bu cihetle bak dedim. Konuştuk bugün. Mukavemeti güçlü, evet. Hastalıklar gelir hepimizin başına. DNA yazılımından çıkmış. İki defa ameliyat olmuş. Çok şükür vücudunun başka bir yerine atlamamış. Atlayan da olabilir. O da olabilir. Biz Allah'a teslim olalım. 15 yaşında gitmişiz. 105 yaşında gitmişiz derdine düşmeyin. Düşmeyin. Vücudumuzun bir organizasyonu. Vücudumuzun bir DNA çalışması var. DNA yapılanması. O öyle tecelli edecek. İşte dedim ki senin gibi kardeşlerimizin sayesinde tıp ilmi gelişiyor. DNA okunuyor. Embriyoloji okunuyor. Bunların hepsi yavaş yavaş gelişiyor. Biz eğer bu cihette bakabilirsek, baktığımız bu cihet ilmi hikmetlere erme cihetimiz. Ama karamsarlıkla, işte bu böyledir, şöyledir, kaotik alanıyla bakarsak o mesajı okuyamayacağız. Onun için işte gömleğimizin arkadan yırtılması önemli. Hemen bu programdan sonra hepiniz düşünün. Geçmişte beni tutan ne? Geçmişte beni öfkelendiren, beni isyana sürükleyen, keşkeler boyutunda beni boğan ne? Dönüp oraya, ey şu olay, seni bıraktım, seni talak ettim, seni boşadım, boşadım seni. Ey beni kandıran, beni aldatan, seni boşadım, affettim seni. Çünkü sana olan o öfkem Allah'ı idrak etmekten beni beri tutmuş. Bana engel olmuş. Engel olmuş. İşte diyor ki o benden yararlanmak istedi. Onun ailesinden biri ona tanıklık etti. Dedi ki, yani Züleyha dedi, hayır o bana saldırdı. O beni istedi. Yani burada hevaların beyinle olan mütalası vardır. Hevalarımızı isteyen biz miyiz? Hevalarımız üzere hareket eden miyiz? Hevalarımız üzere hareket eden miyiz? Hevalarımızı oluşturan mıyız? İkisi birbirinden ayrılmaz. Beynimiz bizim isteklerimizin merkezidir. Bedenimizin isteklerinin organizasyonudur beynimiz. Ve bedenimizde eylemler o istekleri yerine getirmek için koşar, gayret gösterir.
Gayret göster. Evet. İşte diyor ki o benden yararlanmak istedi. Onun ailesinden bir tanık buna tanıklık etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa Yusuf doğru söylüyor. Yani şöyle hani Züleyha ile Yusuf karşı karşıya. Yusuf Züleyha'ya ondan yararlanmak için çaba gösterdiyse Züleyha git yapma deyip gömleğini parmağını geçirip önden yırttıysa Züleyha haklı. Ama eğer Züleyha'ya Yusuf uymadıysa ve onun o isteğine karşılık vermeyip arkasını döndüyse, çünkü bir üst ayette ne diyor? Ben Rabbimden çekinirim. O eğer bizi tanımamış olsaydı o isteğine uyacaktı diyor. Hani geçen hafta okuduk 24. ayet. İşte Allah'ı tanımakla hevasal isteklerin had sınırı çok önemli sunuluyor Kur'an'da. Allah'ı tanımışsan hevasal isteklerin bir hududu olur. Seni esir almayan, günaha düşürmeyen, seni isyana sürüklemeyen, sadece ihtiyaçların ölçüsünün kadar onu alırsın, yoluna devam edersin. İşte eğer Yusuf diyor arkasını döndüyse ve Züleyha arkasından ille de gel deyip çektiyse onu, o zaman diyor Züleyha. Züleyha. E bakıyor Zahit, gömlek arkadan yırtılmış. E Zahit hanımını tanımıyor. İnsan duygularını bilmez mi? İnsan isteklerini bilmez mi? İnsan candan gelen fısıltıları da bilmez mi? Zahit insan boyutu olarak düşün. Yusuf can boyutu olarak. Züleyha ten boyutun istekleri. İnsan bilmez mi candan gelen fısıltıları? İnsan bilmez mi tenden gelen fısıltıları? Elbette bilir. Elbette bilir. Ama tenin hevaları henüz devam ediyorsa Yusuf hapishaneye atılmalı. Orada belli bir süre kalmalı. Ta ki ten boyutunun hevaları terbiye edilinceye kadar. Terbiye edilinceye kadar. Çünkü o zahit Yusuf'u da bilir, Züleyha'yı da bilir. O Züleyha'nın hevasal boyutlarını bilir. Ama Züleyha'nın aşkı nedir? Bir kadının erkeğe aşkı mıdır? Züleyha kime aşıktır? Yusuf'un şahsına mı? Yoksa o Yusuf'un haksal yansımasına mı? Edebi yansımasına mı? Allah şuurunu, Allah hakikatini yansıtmasına mı aşık? Çünkü kıssada görüyoruz değil mi? Hani gözleri, Züleyha'nın da gözleri kör olur. Babasının da gözleri kör olur. Babasının da gözleri açılır. Züleyha'nın da gözleri açılır. Ama Züleyha'nın gözlerinin açılmasının hikmeti nedir? Babasının gözlerinin açılmasının hikmeti nedir? Her ikisine de Yusuf gömleğini örtmüştür. Babasına gömleğini göndermiştir. Kardeşleri Yahuda o gömleği babasının başına geçirmiştir ve babasının gözleri açılmıştır. Ama Züleyha'ya Yusuf o gömleğini bizzat elleriyle örtmüştür. Yaşlanmış olan Züleyha gencecik olmuştur. İşte Yusuf dediler. İşte gördün, aşık oldun Yusuf. Ben ona aşık değilim dedi. Ben ondakine aşığım. Ben ondakine aşığım. Ben Yusuf'un canına aşığım, can boyutuna aşığım. Siz onun tenine mi aşık olduğumu zannettiniz? Ben onu hevasal mı istediğimi zannettiniz? Ben Yusuf'u takip etmekle Allah'ı öğrendim dedi. Ben Yusuf'a koşmakla Allah'a koştum dedi. Ben Yusuf'a öfkelenmekle öfkemi terbiye ettim dedi. O Züleyha. İşte o zahit biliyordu tenler boyutunun o isteklerini. Ve o zahit biliyordu Yusuf'u. Biliyordu Yusuf'un içinde hainlik olmadığını. Biliyordu Yusuf'un içinde o sofrasına hainlik yapmayacağını. Maide sofrası sunulmuş ona. Yusuf olan hiç hevaya döner miydi? Yusuf olan hiç dünyalık bir kaygıyla bulanır mıydı?
Yusuf olan hiç öfkelenir, hiddetlenir, gururlanır mıydı? Yusuf olan hiç dünyalık makamlar peşinde koşar mıydı? Dünyalık istekler peşinde koşar mıydı? Hakk'a aşık olmuş bir derviş, onun yolunda koşar. İşte onun için Leyla ile Mecnun'un hikayesinde de öyledir. Orada da bir kadın erkek aşkı gibi sunulur. Mecnun Leyla'm, Leyla'm, Leyla'm diye dolaşır. Leyla'ya derler ki sana aşık bir Mecnun var. Hep seni arar. Onun Mecnun'u, onun Leyla'sı ben değilim der. O bir çalıya da baksa Leyla'm diyor. Bir taşa da baksa Leyla'm diyor. Bir kuşa da baksa Leyla'm diyor. Onun Leyla'sı Hakk'ın kendisi. Ama onun Leyla'sını öğrenmesi benden geçti. Benden geçti. O bendeki Leyla'yı gördü. Bendeki Leyla'nın cümle varlıktaki yansımasını gördü. Her şey ona Leyla oldu. Her şey ona. Hatta padişah çağırır. Bu bizim Mecnun'un bu kadar aşık olduğu, yandı bittiği, kuruduğu zayıfladığı bu Leyla kimdir? Getirin der. Sonra padişah der ki getirmeyin. Aşka saygımız var. Aşka saygımız var. Biz gidelim o Leyla'nın ayağına. Bizim Mecnun'umuz bu kadar. Çünkü o Mecnun, o padişahın veziri aslında. O da bir vezir. Aynı bu Zahit gibi. Mısır hükümdarın veziri Zahit. Aşkı biliyor. İnsan olan aşkı biliyor. Diyor ki padişah, biz gidelim. Yusuf'un dizisinde de bu işlenmiş. Hatta Züleyha'nın ayağına giderler oraya. Biz gidelim der padişah. Şu Leyla'yı görelim. Bizim Mecnun'umuzun yanıp bittiği, kuruduğu bir deri bir kemik kaldı. Dilinden düşürme diye, bakışından düşürme diye. Giderler. Bir bakarlar ki kara kuru bir kızcağız. Bizim Mecnun'u yanıp bitti sen misin de. He benim de. Hangi gözle baktın bana dersen. Sen hangi gözle baktın? Mecnun'un gözüyle bakabildin mi bana? Bakabildin mi Mecnun'un gözüyle? Sen padişah gözüyle bak. Kibir gözüyle bak. Eşya gördün. Mecnun'un gözüyle görebilseydin benim dünyalar güzel olduğumu görür. Dünyalar güzel olduğumu görür. Mecnun'un gözüyle görebilseydin kendinin de Leyla olduğunu görür. Sen de bir Leyla'sın. Ama Mecnun'un gözüyle bak. O her şeye Leyla'm, Leyla'm, Leyla'm. Öyle bir aşk o. Öyle bir aşk. İşte Züleyha'nın Yusuf'taki aşkı ilahi bir aşk. Yusuf'un tenine değil, buradaki heva, Yusuf'un peşinde koşması bir salim, bir mürşidin peşinde koşmak gibi görüyor. Öyle görüyor. Hakk'ı anlamak istiyor. Ama bir salih Hakk'a olan yönelmesinde biliyor ki geçmişini yırtması lazım. O Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılması, Züleyha'nın gömleğinin arkadan yırtılması. Züleyha o salik olan, o can boyutunda, aşk boyutunda ilerleyen, kendi hevasal isteklerinden geçmenin ne olduğunu anladı Yusuf'ta. Hak aşkının ne olduğunu anladı. Ben dünyanın hevalarında mıyım? Hak aşkında. Çünkü biz hevayla aşkı karıştırıyoruz toplumda. Biz isteklerimizi aşk zannediyoruz. Aşk zannediyoruz. Evet. Hani bir bayana aşık oluyor. Veya bir bayan bir erkeğe aşık oluyor. Bir bayan bir erkeğe aşık olduğu zaman yer gök titrer. 3 gün sonra kavga etmezler. 3 gün sonra kalp kırılmazlar. 5 gün sonra birbirlerini azarlamazlar. Hangisi daha derin aşıksa o aşka itibar gösterir, o aşka uyar, diyelim eşi ayrılacak. O aşkla eyvallah de. Eyvallah de. Madem ki benden mutlu olamıyorsun artık, madem ki gönlüne başka düştü, eyvallah der, kıskanmaz. Hak aşkı böyledir çünkü. Böyledir hak aşkı. Onun için bazen dostlar arıyorlar, dilinizi tutun diyor. Eşler arasında. Lütfen dilinizi tutun. Kalp kırmayın. Lütfen. Allah'ı unutmayın.
Çünkü hepimiz değişik kaymalar yapabiliriz. Hepimiz değişik hallere sürüklenebiliriz. Ama bunlar bizim ilahi aşkı unutmadığımız müddetçe bağışlamamıza yol açacak. Affetmeye yol açacak. Ve o bağışlama frekansı karşındakini de değiştirecek. Onu da değiştirecek. Onun için işte o Yusuf boyutu, hevalar boyutuna teslim olma. Can boyutuna teslim ol. İstersen yorumları aç, belki sorular gelebilir. Tamam. Sorular gelebilir. Biraz da bunu açalım, 26. ayeti. Bunu açalım. Şimdi Yusuf'un yönünü haktan gayrı bir şeye döndürmemesinin hikmeti, kişi nereye dönerse dönsün, haksal boyuta döndüğünü bilmeli. Evet. Ama eşya olarak gördüğü müddetçe, suret olarak gördüğü müddetçe o suretin arkasındaki hakkı görmekten uzak kişi. O zaman direkt hevalar boyutuna ulaşır. Hevalar boyutuyla kirlenir. Onun için işte bizler yönümüzü Hakk'a döndürmeliyiz ve o yönden dönmemeliyiz. Gömleğimizi önden yırtmamalıyız. Eğer biz bir dini hissiyat içinde, Allah'ı tanıma içinde, Allah'a irfan olma içinde bir hissiyatla yol alıyorsak, işte bir kamil dostla tanışmışsak ve o kamil dosttan Allah'ı öğreneceğimiz o bilgilerle tanışmışsak, o bilgilerin kıymetini bilmeliyiz. O bilgileri bırakıp eski yargılayıcı bilgilere dönmemeliyiz. Çünkü kamilin öğrettiği bilgiler tevhid sırrı. Bak, tevhid sırrı. Cümle varlığın özünde olan, Allah'a ait olan tecellilerin birlik sırrıydı o bilgiler. O bilgilerde ne vardı? Zikir vardı. Hepimizdeki zakir olanı gösteriyor. O bilgilerde ne vardı? Fiil vardı. Hepimizde fail olanı gösteriyor. O bilgilerde ne vardı? Sıfatlar vardı. Hepimizde mevsuf olanı, tekvin olanı gösteriyor. Bak, tevhid ediyor. O bilgilerde ne vardı? Vücudun zatını gösterecek bilgiler vardı. Tüm vücutları tutan, tek zatı müşahede ettiren bilgi var. İşte hepimizin vücudu tek zatta birleşti. Bak, tevhid. Aldığım bilgiler tevhidin sırrıydı. Allah'ın birliğinin sırrıydı. Peki, geçmişte bağlandığım bilgiler yargılayıcıydı, öteleyiciydi, insanların şekline baktırıcıydı, hor gördürücüydü. Bedenlerin özünde olan ilahi birlikten beni uzak tutucuydu. Onun için yönünü dön, emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hani Kur'an'da birçok ayette de geçer. O gözünü kaydırmadı, yönünü döndürmedi. Necm suresi. İşte bizler de gömleğimizi önden asla yırtmamaya dikkat etmeliyiz. Evet. Çünkü Okay. Buyurun hocam. insanın yönü bir mürşidine gittiğinde, bir kamil insana, bir öğretmene gittiğinde onun yönü hakikatler yolu. Şimdi ben matematik öğretmenime yönümü döndürdüm. Ortaokuldayken, lisedeyken, ilkokuldayken. Aslında ben öğretmenime mi döndüm yönü? Ben matematiğe döndüm. Öğretmene dönmekteki maksat öğretmenin öğrettiğine dönmek. Biz bir mürşidi kamile gittiğimizde mürşidi kamile mi döndük yönümüzü? Emine. Hayır. Evet. İşte ne diyor Fetih suresinde? Sana el verenler bana el ver. Senin anlattığın bilgilerle yol bulanlar beni buldular. Biz bir mürşidi kamile yönümüzü döndüğümüzde ondan gelen bilgilerle hakikate yöneldik biz. Hakikate yöneldik. İlmi tevhid dersinin o tebliğ ile oradaki bilgilerle
kendi enfusumuza ve afakta olan varlığa, kendimize ve varlığa döndük biz. Kendi enfusumuzda, varlığın enfusunda hepimizi tutan değerlere döndük biz. Gönlümüz Hakk'a döndü. Ama beynim geçmişteki arkamdaki geçmiş olaylarımda beni esir alan o travmatik dalgalanmalardaysa hala beynim yönümü oraya dönmüş gibiyim ama beynim arkada. Aklım arkada. Kurtaramadım o zaman. O bağları koparamadım. O bağları bir bir koparabilmeliyim ki gömleğim öyle pat diye bir kere de yırtılmıyor. Gömleğimde bir sürü iplikler var. Bir tanesini yırtıyorum, bir tanesini yırtıyorum, bir tanesini yırtıyorum, bir tanesini yırtıyorum, bir tanesini yırtıyorum. Gömlek tamamen yırtıldığı zaman artık beynin yöneldiğin yönle odaklanıyor. Beynin oraya organize oluyor, onu düşünüyor, oradan hakikatleri keşfediyor. O zaman kapılar bir bir açılıyor. Çünkü kıssasında da güzeldir. Hani Yusuf arkadan Züleyha onu kovalar. Yusuf'un önünde 7 tane kapı vardır. Züleyha onu kitlemiştir aslında. Kapıların hepsini kitlemiştir. Kaçamasın bir yere diye. Kaçamasın. Ama Yusuf yönünü kapılara döndüğünde kapılar otomatik açılır. Züleyha şaşırır. Ya ne oluyor der. Bunları kilitlediydik biz. Aşk her kapıyı açar. Ya hocam. Allah aşkı her kapıyı açar. Kul aşkı bazı kapıları açar. Ona kul aşkı mı diyelim, kulun hevası mı diyelim, başka bir şey. Evet, kul aşkı da çok kutsaldır. Evet. Gönlünde gerçekten, gerçekten birini sevdinse ve Allah'ın hissiyle, Allah'ın aşkının hissiyle sevdinse ömür boyu seversin. O seni bıraksa bile sevmeye devam edersin. Şimdi biz şuuren, idraken Allah'ı bırakıyoruz değil mi? Dünyaya dönmekle. Ama o bizi bırak. Bize aşık o. O bize aşık. Kuluna aşık o. Ve aşkını gösteriyor her nefeste. Aşkını gösteriyor tüm bedenin işleyişinde. Aşkını gösteriyor tüm niteliklerinde. Allah bize gerçekten aşık ki bırakmıyor bizi. Ya. Bırakmıyor. Biz onu bıraksak bile o bizi bırakmıyor. İşte bu zahirde tecelli ederse, binde bir tecelli ediyor görüyorum ben. Laboratuvarımda da gelmişti böyle insanlar. Yani karı koca gelmişlerdi. Evet. Her ikisi de mesela biri 85 yaşında öldü. Bir karı koca, biri 88 yaşında aynı gün, aynı saatte. Aa. Biri vefat etti, evet biri vefat etti, diğeri de. Laboratuvarıma tahlile gelirlerdi. Birinin kadın şeker hastasıydı, birinde adam şeker hastasıydı. El ele gelirler, el ele giderler. Pencereden bakardım. Pencereden bakardım. Onlar için çok şiirler yazdım ben. Benim o dönemde de şiir kitaplarım vardır. Gönül Ağlıyor ve Sevgi Tomurcukları şiir kitaplarım var benim. Ama ben bunları göndermiyorum dostlara. Onlar daha çok böyle kadın erkek aşkına dayalı şiir kitapları olduğundan dolayı. Ama çok güzel, her birinin çok anlamlı. Onlar internetten girerseniz Sevgi Tomurcukları ve Gönül Ağlıyor diye bulabilirsiniz orada da. Evet. Onları pencereden seyreder. Laboratuvara geldiğinde o her iki çifte sormuştum. Hiç kavga etmediniz. Hiç etmediniz İsmail'im. Hiç. Hiç kalp kırmadınız mı? Hiç kırmadık oğlum. Çok şaşırmıştım. Suratınızı bile mi asmadınız? Hiç asmadık oğlum. Birbirimizin sözünden alınmadık oğlum. Allah Ulan aklım, hafsalım almıyor. Allah. Düşünebiliyor musun? Evet. Varmış mı bu? Varmış ya. Ben kendi onlarda gördüm ya. O aşk işte gerçek aşk o ya. Allah aşkı yansımış. Ve bak Arzu, emin ol her ikisi de, her iki çifte aynı anda öldü. Yani diyelim biri bu sene öldü, diğer çift 3 sene sonra öldü. Ama her iki çifte aynı anda. Yani eşi vefat etti, diğer eşi de, o da vefat etti. Bak düşünebiliyor musun? Evet. Ne kadar böyle ilginç gibi ama aşk işte bu ya. Bu aşk. Allah'ın bize aşkı böyle bir şey. Kulunu bırakmıyor. Kulunu yaratıyor. Kulunun ölümünde bile kendine alıyor onu. Kendine. Bak kendine. Biz ölümüzü toprağa gömüyoruz.
Biz ölümüzü toprağa gömüyoruz. Allah ölüsünü kendine alıyor. Kendine. Kendine. Selada demiyoruz mu biz? İnna lillahi inna ileyhi raciun. Muhakkak ki aslı Allah'tandı. Muhakkak ki aslı olan Allah'a döndü. Allah sesleniyor bize. Ey gafil kullarım. Onu toprağa gömmediniz. Bana gömdünüz. Benim aşkımdı o. Bana döndü. Allah aşkı işte Yusuf'un aşkı. De döndü yönün oraya. Kapılar bir açıldı. Allah aşkında kilitli kapı yok. Kilitli kapı yok onda. Allah sırrını saklamaz kuluna. Allah'ta gizem yok. Aşık ol yeter ki. Evet. Onun aşkını hisset yeter ki. Tüm sırlar dökülüyor. Gül kokusuyla geliyor. Gül kokusuyla geliyor. Güllere bürüyerek. Leylaklara bürüyerek. O güzel kokulara bürüyerek geliyor. Sıbgatallahi sıbgata geliyor. Aşkla dön yönünü ona. Dön. O kapılar bir açılıyor. Sonra Süleyha diyor, kilitlediydim kapıları diyor. Kapıları kilitlediydim diyor. Nasıl açıldı bu kapılar diyor. Nasıl açıldı? Allah aşkı varsa tüm kapılar açılır. Ya. İşte o Züleyha'nın kilitlediği kapılar neydi? O geçmişimizden din adına anlatılan bilgilerin yargılayıcı alanları. Yırttı geçti onu. O derviş onların hepsini yırttı geçti. Gömleğin arkadan yırttı geçti. Aşka bulaştı. Aşka ulaştı. Aşka erişti. Aşkla yoldaş oldu. Artık melekler diyor ki aşık geliyor. Aşık geliyor. Açın kapıları. Açın. Tüm kapıları açın. Tüm sırları açın. Tüm hakikatleri açın. Aşık geliyor. Aşık. Melekler aşığa secde eder. Meleklerin secde ettiği aşıklardır. Ve onlar o aşıklara Allah'ın duygularını ve hislerini, o güzelliğini hissettirirler. Aşk işte bu. Bu Allah aşkı. Muhteşem. Nereye dönersen dön, yüzünü gösteriyor orada. Öyle varlık perdesinden açıveriyor, onun cemalini görüyorsun. Evet. Aşık değilsen varlık perdesini görüyorsun. Aşıksan cemalini perdeyi açıveriyor. Çünkü varlığın dış yüzü de bir kapı. Bir bakıyorsun onun cemali. Her yer onun cemali. Karşına biri geldi arzu. Biri geldi. Senin 10.000 liranı almışlar o eskiden. Biri geldi. Yok artık o biri. O biri yok artık arzu. Onun perdesi de açılıveriyor. Onun ardında Hakk'ın cemali. Aşk işte. İşte o Yusuf'un aşkı tüm kapıları bir açtı. Aşk kapıları açar. Ne mutlu. Heva kapıları. Heva kapıları kapattı. Onun için işte Züleyha diyor, kapıları kapattıydım diyor. Evet biz çocukken doğduğumuzda kapılar açıktı. Kapılar açıktı. Evet. Din adına o kapıları kapattılar. Öfkeyle, yargıyla o kapıları kapattılar. Korkularla, emirlerle, yasaklarla o kapıları kapattılar. Ama bir gün aşk tecelli etti. Korkular bitti. Aşk tecelli etti. Kaygılar bitti. Aşk tecelli etti. Karamsarlıklar bitti. Aşk tecelli etti. Din bitti. Evet. Aşk dini. Aşk dini geldi. Aşk dini. Allah'ın dini geldi. Allah'ın dinine ancak aşıklar erer. Aşıklar erer. Çok Diğerler atalardan gelen din diye bildiği o ayrımcılık, o yargılayıcılık alanında kalır. Aşıklar Allah'ın diniyle tanışır. Allah'ın sünnetiyle tanışır. Allah'ın Kur'an'ıyla, Allah'ın ayetiyle, Allah'ın suresiyle, Allah'ın melekleriyle tanışır. Aşıklara sır yoktur. Aşıklara kapalı kapılı kapı yoktur. Aşıklara tüm kapılar açıktır. İnşallah aşıklardan oluruz diyelim. amin. Evet. İnşallah hocam. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Yani bizim toplumumuzda aşkı konuşmak bile zorken aşkı böyle bu kadar güzel anlattınız hocam. Yani hepimiz coştuk. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Gerçekten çok güzeldi. Evet, 7 yaşında hatırlıyorum saçının bir telinden 80 bin yıl yanacaksın demişlerdi bana. O gün içime kor düşmüştü hocam. Ben bir saçım teli için 80 bin yıl yanarsam
Ne kadar çok saçım var. Bütün hayatım yanmakla mı geçecek? Ben ne yapacağım diye ağlamıştım. Daha 7 yaşındaydım. Çocukları böyle büyütmek ne kadar acı, öyle değil mi? İşte saçının teline baktılar, gönlüne bakamadılar. Evet. Gönlündeki sevgi bakamadılar. Saçının teliyle yaktılar, gönlündeki o yanan ateşi söndüremediler. Evet. Çünkü onlar aşıklar değildi onlar. Onlar korkutanların korkularını yansıttılar. Onlar da masumdu. Onlar o korkutanların anlattıkları inançları din zannettiler. İşte senin saçının telini yargıladılar, gönlüne bakamadılar. Yüzünün güzelliğine bakamadılar, Evet. tebessümüne bakamadılar. Gözündeki o ışıltıya bakamadılar. Gözündeki o ışığın Allah'ın ışığı olduğunu göremediler. O yüzündeki o güzelliğin Allah'ın güzelliği olduğunu göremediler. Saçının teliyle seni yakmaya mahkum edenler, Evet. Allah'ın onları nasıl bir güzellikle, nasıl bir aşkla yarattığını da göremediler. Göremediler. İşte o gömleğimizin arkadan yırtılmayan boyutunun sözcükleriydi. Evet. Öyleydi. Saçımın teliyle yargıladın ama gönlüme bakamadın de. Öyleleriyle karşılaştığım zaman gönlümü Allah bilirdi. Allah hakimlerin hakimidir de. Allah adına beni yakma, yargılama beni de. Din adına öğrendiğim bu şeyleri gözden geçir önce de. Yırt onları, bırak onları. Bırakamazsan o aşkla tanışamazsın. O aşk hissiyle buluşamazsın. Aşık olmazsan, Allah cemalini göstermezsen, Allah cemalini aşıklara gösterecek. Evet. O aşıklar onun o kapıları bir bir açacak. Evet. Aşıklara sır yoktur. Çok güzeldi hocam. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Namazın anlamını bilerek kılınız demiştiniz. Bununla ilgili çok soru geldi hocam. Nasıl bilelim peki diye. Arkadaşlar şöyle bakın. Namazı Kur'an'ın bize der ki anlayasınız diye de. Bunun güzelliği manasını ermektir. Kıyamın, rükûnun, secdenin. Her birinin Kur'ani bedenimiz ve varlıktaki boyutunu görebilmektir. Kıyamın kayyum olan, varlığı fiiliyle tutan. Rükûnun varlıktaki rakiyen, nitelikler boyutun. Secdenin bütünsellik boyutun. Olduğunun o manasına ererek namaz kılmak daha gönlünüze huzur verecektir. Eğer namazın taklitinde kalırsak namaz kılarız, 10 dakika sonra bir komşumuz gelir dedikodu yaparız. Bu taklittir. Evet. Namaz kılarız, yarım saat sonra birine öfkeleniriz. Birine hiddetleniriz. Az önce kıldığımız namaz salatı sahundur. Onun için namazı isterseniz okuduğumuz zamm-ı surelerin anlamlarını bilmeden okuyalım. İsterseniz anlamını bilmeden yapalım ama o namazın bir de samimiyet boyutu var. Allah'a yöneldiğimiz, hu halisi kalple, samimiyetle Allah için namazımızı kılıyorsak ki köylerde çok böyle insanlar görüyorum. Asla dedikodu yapmıyorum. Evet. Ben namazımı kılıyorum. Oysa manasından uzak. Manasını bilmez. Evet. Yani benim rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Benim annem. O zaman üniversite yıllarındayım. Ortaokul, lisede burada cemaatlerde kalıyorum. Bir gün annemin kalbini kırmışlar. İşte demişler ki Elif abla işte sen namaz kılıyorsun ama okuma yazma bilmiyorsun. Ne okuyorsun demişler. Allah Allah diyorum demiş. Allah Allah diyorum yatıyorum. Allah Allah diyorum kalkıyorum. Olmaz demişler. Sen Fatiha'yı okumak mecburiyetindesin. Anamın boynu eğilmiş. Üniversiteden geldim. O zaman daha ilk yıllarında. Yani 1979-80'li yıllar. Oğlum dedi. Ben dedi Allah Allah diyerek namaz kılmam kabul olmaz mı dedi. Ay. Gönlü o kadar böyle masumlaşmış. Kim dedi anne bunu dedi. Senin Allah'a yönelmenin önüne kim geçebilir? Ya. Senin Allah'a sığınmanın, Allah'a eğilmenin önüne kim geçebilir anacığım? Sen halisane Allah'a yönelmişsin. Halisane ellerini ona döndürmüşsün, yönünü ona döndürmüşsün. Bakın bu samimiyet, ihlastır. Namaz kılıp da dikkat edin. Halisane yönelmişse hiçbir mesele yok. Ama namaz kılıp da birilerini namazsız görüyorsa,
birilerini başörtüsüz, başı açık diye ayırıyorsa, birilerini cehennemlik diyorsa, işte sana saçının telini yanacak diyorsa, o namaz onun başına vebaldir. Kur'an'ın ayeti bu. Riyadır o diyor. Salatı sahunda. Bak Maun suresinde. Şimdi hemen şurada açıverelim arkadaşlar. Maun suresinin minicik. Burada okuyalım. Çünkü çok önemli. Namazdaki halisane duruş. Bakın namazdaki halisane duruş. Çok önemli. Şurada. Ellezihum an salatihim sahum. Maun suresi 5. ayet. 6. ayet. Ellezinehum yuraun. Onlar riya içindedir. Bir, sen namazını kıl. Halisane yönel Allah. Başkası kılıyor mu, kılmıyor mu? Karışma. Evet. Karışma. İnsanları inançlarına göre ayırma. Namaz 3 rekattı, 5 rekattı, 10 rekattı ayrımcılığına girme. Ülkemizde bazı cemaatler 3 rekat kılıyor. 3 vakit kılıyor. Bazıları 2 vakit, bazıları 1 vakit. Bazıları 4, bazıları 5, bazıları 6, bazıları 9. Hepsinde kaldım ben. Kaldım hepsinde. Sadece sabah namazı kılan gruplarda kaldım. Sadece sabah ve akşam namazı kılan gruplarda kaldım. Sabahın doğuşu, güneşin batışı. Eskiden olmuş bunlar. Kaldım. Üç vakit kılanlar, üç vakit, işte bunlar Caferi kardeşlerim. Bunlar. Dokuz vakit kılan var. Teheccüd namazı, teveccüh namazı, dua namazı, salat-ı vitir namazı ve beş vakit. Onlarda da kaldım. Hepsi halisane kılıyordu. Hepsi güzel kılıyordu. Samimi ama sıkıntı ayrımcılığa düştüğünde. İşte burada dedi ya. Ellezihum yuraun. Riya içinde olmak. Başkasının namazına laf etmek. Başkasının ibadetine laf etmek. Senin namazın olmaz. Allah Allah niye olmasın ya? Evet. Niye olmasın? Niye böyle sen hüküm veriyorsun? Niye böyle yargılıyorsun? Kilisedeki de namaz kılıyor, havradaki de namaz kılıyor. Böyle bak. Sen halisane dön namazını kıl. Halisane duanı yap. Ama insanları namazlı, namazsız, şeriatlı, şeriatsız ayırma. İşte bugün Londra'dan bir dost aradı. Çok samimi, çok güzel bir gönül. Dinliyorsa ellerinden öpüyorum burada. İsmi önemli değil. Londra'da başka bir dostumuz da var. Gönülümüz var. O da çok güzel bir gönül. Kurban Çok olsun. Evet. saf, temiz bir gönül. Bugünkü arayan dostumuzla da ilk defa buluştuk. Ama o kadar muhteşem bir gönül. Ve orada malül öğrencilerin öğretmeni, fizik bölümü mezunu aslında. Yıllardan beri, 22 yıldan beri yine İngiltere'de. Yüzünden, gönlünden değil. İşte bir toplulukla alakalı konuştu. Ve bugün görüntülü sohbetimizde gözyaşı döktü. İşte ismi önemli değil. Birinin annesi rahatsız olmuş. Hemen para toplamışlar. Hemen iyi olsun diye 3 tane hayvan kurban etmişler. Bir de onların fotoğraflarını birbirleriyle paylaşmışlar. O 3 hayvanın boynunun kesikliğini görmüş. Kesikliğini görmüş. Ve üzülmüş, ağlamış. Ben de ona acizane dedim ki, madem öyle o gruptan uzak dur. Uzak dur. Çünkü bakın tüm Türkiye o kişiyi tanıyor, ismi önemli değil. O kişi kendi namaz kılıyor ama namaz kılmayanlara diyor ki onlar öbür dünyada maymun olarak haşrolacak. İşte Kur'an ona diyor ki ellezihum yura'u. Kur'an ona söylüyor. Kıl sen namazını. Ey kardeşim kıl. Ama başkası kılmıyor. Kılmayan işte cehennemde yanacak. Kılmayan maymun olarak haşrolacak. Bunları deme sevgili kardeşim. Deme. Annen rahatsız oldu diye 3 tane hayvanın canını yakma. 3 tane hayvanı öldürme. Kur'an ne diyor? Bir kişiyi öldüren herkesi öldürmüş gibidir. Diyor mu? Evet. Kur'an ayeti var mı? Evet. Bir kişiyi öldüren herkesi öldürmüş gibidir. Peki koyun da bir kişi. Koyun da bir kişi. Değil mi? Koyun da bir kişi. Niye canını yakıyorsun? Niye öldürüyorsun? Evet hocam. Dün bizim şurada pazarımızda geçen köyümüze gittik. Ufacık ufacık keçi yavruları nasıl zıplıyorlar? Nasıl zıplıyorlar?
Nasıl dünyanın neşesini, şevkini, şefkatini hep böyle zıplıyorlar ovada. Durduk, seyrettik onları. Okşadık, sevdik onları. Severken de gözyaşı döktük. Allah'ım dedim. Nasıl bir şey? Yani tanımlayamıyorum. Kurbanda yüz binler bu canları yakıyoruz biz. Kesiyoruz biz bunu. Evet hocam. Kesiyoruz biz bunu. Yani nasıl tanımlayacaksın? Dinin olgularından biri diye hayvanları kesiyoruz biz, değil mi? Ama mezbahalarda da Kesin. kesiliyor hocam. Yani sadece bayramda değil ki. Yani şu an mezbahalarda binlerce hayvan kesiliyor. Tabii ki ben her zaman şunu söylüyorum. Onların da kesilmez ama. Ama bırakın o yavruluklarını yaşasınlar. Bırakın bir yavru versinler. Bırakın bir büyüsünler. Yaşları ölümüne yakın geldiği zaman burnuna bir şey koklatıverin. Bayılsın. Evet. Kesin öyle. Kesin. Canlı canlı yakmayın kalbini. Titretmeyin. Titretmeyin. Evet. Bir canı yakmak. Kur'an'ın yasak ettiği bir şey. Bir canı yakmak. Şimdi işte dini anlamak kolay değil Arzu. Evet. Dikkatli yorumlamak değil. Onun için kıl namazını kardeşim. Allah'a yönel kardeşim. Ama kim kılıyor, kim kılmıyor araştırma. Dedektiflik yapma. Sinsilik yapma. İnsanların inancıyla insanları yargılama. Bir ağacın dibinde oturuyordur ama belki namaz kılıyordur, bilemezsin. Salatı sahunu var, salatı daim var, salatı vusta var, salatı mevkute var, salatı tayr var, salatı risaleti var. Kur'an'da salatın bir sürü türevi var. Ağacı seyrediyor gibi görürsün. Ama orada Allah'ın tecellisiyle hemhal olmuştur o. Salatı vusta birleşmiştir merkezde. Bilemezsin. Evet. Gönlü namazdadır onun. Aklı namazdadır onun. Ayakları yürüyor gibidir. Ama namazdadır o. Bilemezsin. İşte namazını kıl. Anlamını bilerek ya da bilmeyerek. Ama samimi kıl. Kimsenin de namazını yargılama. Kimsenin namaz kılmıyor diye onlar işte şöyle şöyle haşır olacaklar deme kimse. Deme. Deyip de gönlünü de kirlet. Evet. Evet hocam. Şimdi 3 aylardayız hocam. Yani bu 3 ayların anlamından biraz bahsedelim mi vaktiniz varsa? Neler yapmalıyız? Gerçekten hani 3 aylarda dinimizde var mıdır yoksa sonradan mı girmiştir? Arkadaşlar 3 aylarda vardır. Recep, Şaban, Ramazan dediğimiz Muharrem ayı da 4 aylarda vardır. Bunlar kutsal aylar diye bilinir. Bu aylarda öldürmek yasaktır. Savaşmak yasaktır. Bu aylarda kalp kırmak yasaktır. Bu aylarda gönül insanları tüm yıla bunları yaymak istemişler. Eskiden mesela bir ülke bir ülkeye saldırdığında derlermiş ki bizim kutsal aylarımız bunlar. Lütfen saldırmayın derlermiş. Ve diğer ülke ona saldırmadan gerisin geriye dönermiş. Ama 3 aylanın hikmeti, ayrı bir hikmeti vardır. Bu İbrahim'in Mina'daki 3 taşladığı şeytanın karşılığı olan Allah'ın fiil boyutu, sıfat boyutu, vücut boyutu. Tevhid efal, tevhid sıfat, tevhid zat. Bunlar. Çünkü ay Salih'i remzeder. Salih'in 3 makamdaki yolculuğu 3 aydır. Hani ay sohbetlerde yapıyoruz ya, ay Salih'i remzeder. Dünya mürşidi kamili remzeder. Güneş Allah'ın zatını. Ay ne yapar? Ay dünyanın etrafında döner. Hiç arkasını dönmeden. Yönünü mürşidine döner yönünü. Hep arkasında dön. Hilal olarak çıkar, dolunay olarak tamamlar. Hilal, oradaki bizim Türk bayramımızdaki hilalin o aydınlığı güneşin aydınlığıdır. İçinde yanan ilahi aşk ateşidir. O ayın üstündeki gölge dünyanın gölgesidir. Yani mürşidi kamilere eğitime tabi olmuştur. Ondan bilgilere tabi olmuştur. Yavaş yavaş ayın ışığı açılır, dolunay olur. Dolunay olduğunda tamamen ışığını güneşten alır. Yani Allah'ın zatından. Bir öğretmene gittiğinde talebe orada eğitiminde Allah'ı öğrenir, idrak eder. Her makam meratipte 3 ayda, 3 makamda Allah'ın fiiline,
Allah'ın sıfatına, Allah'ın zatına irfan eyli olur. Son meratipte dolunay olur. Artık Allah'ın zatından aydınlanır. Direkt ondan aydınlanır. İşte bu 3 ayların hikmeti zikrullahla 4 aydır aslında. 4 ay veya 3 aylar, 3 aylar irfani aylardır. Ama o 4 ay dediğimiz o hepsini ihata eden aylar. Evet. İşte bunlar Mekkeli müşriklerde de vardı. Onlarda da kutsaldı bu. Gayet doğal. Çünkü onlar da Allah'a inanıyordu. Allah'a inanan topluluklar bunların hepsini andılar, kutladılar. Ve Allah'ı anmak için de o aylarda zulmetmediler, öldürmediler. Evet. Bunu daha detayını başka bir Anladım. sohbette inşallah yapalım. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bu hafta da çok güzeldi, çok kıymetliydi. Haftaya 20. bölümle birlikteyiz inşallah. Peki, hadi Allah'a emanet ol Arzum. Hoşça kal, sevgiyle kal, aşkla kal. Aşk. Arzu. Aşkla bakacağız bundan sonra. Tamam hocam. Tamam mı? Tamam hocam. Hadi bakalım. Hoşça kal. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ederim. Sevgiyle, aşkla kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.